merhaba, ben diyetisyen Sıdıka Kantar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tüm enerjimle sizlere faydalı bir video ile geldim. Sağlıklı bir bedene kavuşmak için kilo verme sürecindesiniz. Diyet programınıza ve egzersiz programınıza uymanıza rağmen kilo vermeniz durdu ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız bugün sizlere zayıflama rehberinden bahsedeceğim. Diyete başladıktan sonra kilo verme hızı belirli bir süreden sonra yavaşlar, hatta durma noktasına gelebilir. Kilo verme hızı ve süresi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu süreçte kişiler moral ve motivasyon düşüklüğü yaşayabilirler. Kilo vermenin durması panik havası oluşturabilir ve kendilerini aç bırakırlar ve daha çok stres olurlar. Fakat bu bir çözüm değildir. Çünkü vücut stres halindeyken ve aç kaldıkça, istediğini alamadıkça metabolik hızı düşürebilir. Aslında diyeceğim o ki paniğe gerek yoktur. Bu gayet normal bir süreçtir. Peki kilo vermenin durmasına neler sebep olabilir? Bunun sebebi nedir? Yo-yo döngüsü veya sendromundan bahsetmek istiyorum. Sürekli diyete başlayıp belirli bir süre kilo verip daha sonra o kiloyu koruyamayıp diyeti bozma, kilo alma gibi stresi tetikleyen ve vücudun belirli bir süreden sonra kilo vermeyi durdurması sürecine denir. Yani sizler bu süreci yaşıyor olabilirsiniz ve vücudunuz bu yüzden kilo vermeyi durdurmuş olabilir. Diğer bir sebebi ise yanlış diyet uygulamak veya yanlış besin seçimleri olabilir. Çok kısa sürede hızlı kilo vermeye odaklanan ve size uygun olmayan şok diyetler uygulamak belirli bir süreden sonra kilo vermenizin durmasına sebep olabilir. Aslında hedefe yaklaştıkça, vücut ağırlığı azaldıkça ihtiyaç duyduğunuz kalori miktarı da azalır. Fakat kalori açığı oluştururken besinlerin kalorisinden ziyade sağlıklı, doğal, temiz içerikli olması daha önemlidir. Bizim için besin değeri kaloriden daha değerlidir. Evet, kilo vermem durdu, diyetisyen hanım ne yapmalıyım diyorsanız şimdi size zayıflama rehberinden bahsedeceğim. Öncelikle bu süreçteki disiplininizi bozmayın. Dirençli kilolar zor gidebilir ama amacınız sadece rakamsal hedefe ulaşmak değil, sağlıklı bir yaşama, bedene kavuşmak olsun. Bunu unutmayın lütfen. Beslenmenizde çeşitlilik sağlamayı ve öğün saatlerinizde değişiklikler yapmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca belki akşam yemeği saatinizi biraz daha erkene çekebilir ve akşam yemeklerinde daha çok protein ağırlıklı bol lif salata veya pişmiş sebzelerden oluşan bol lifli hafif öğünler tercih edebilirsiniz. Ayrıca akşam yemeğinizi erkene çekmek gece boyu uykuda yağ yakımınızı hızlandırabilir. Bu süreçte su tüketiminize daha fazla özen göstermeli. Ayrıca bazı sabahlar ılık limonlu su tüketebilir veya suyunuzun içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Dirençli yağlar için günde 1-2 kupa yeşil çay içmeyi ihmal etmemelisiniz. Eğer yeşil çay sevmiyorsanız diğer bitki çaylarını da kullanabilirsiniz. Ama yeşil çayın karın yağları üzerinde etkili olduğunu unutmayın derim. Hareketi arttırmak en hızlı cevap alabileceğiniz yoldur. Günlük aktivite düzeyinizi veya egzersiz yoğunluğunuzu arttırın. Kilo vermeniz durduğu için yaptığınız fiziksel aktiviteyi bir gözden geçirin. Belki yetersiz kalıyor olabilir. Yürüyüş yapmak yerine koşmayı deneyebilirsiniz veya yaptığınız yürüyüş süresini arttırabilirsiniz. Yetişkinler için egzersiz süresi haftada 150 dakika orta şiddette olacak şekilde öneriliyor. Eğer egzersiz yapıyorsanız zayıflamak ve yağ yakmak için süresi ve şiddeti önemli. Diyetisyen hanım, ben bunların hepsini uyguladım ama ne yapsam olmuyor diyorsanız belki de yapmanız gereken tek şey sadece dinlenmek olabilir. Unutmayın, bedeninizin dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Eğer 3-4 aydan uzun süre diyet yapıyorsanız belki biraz ara vermeniz, belki de olduğunuz kiloyu korumanız gerekebilir. Son olarak unutmayın ki kilo vermenin durması bu sürecin doğal bir parçasıdır. Bu sorunun hangi sebeplerden oluşabileceğinden bahsettim ve bu süreçte yapabileceğiniz yaşam tarzı değişikliklerini sıraladım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Küçük farkların bile uzun vadede iyi sonuçlar getireceğine inanın.
Daha fazlası için videomu beğenmeyi ve tüm videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.